Dubai'nin bugünkü silüetine sahip olmadığı bir zamanı hayal etmek zor. Neredeyse her yıl şehri süsleyen yeni mimari başarılar ile Dubai'deki sonsuz turizm ve alışveriş fırsatları, inanılmaz güvenlik, sağlık ve eğitim imkanları sayesinde bu şehirde çalışmak ve hatta tatil yapmak bile bir rüyadır. Tabii bu fütüristik binalar ve gökdelenler yapılalı çok olmadı. Dubai, ıssız bir araziden, bir balıkçı köyünden, zenginler için bir oyun alanı haline gelen küresel bir finans merkezine götüren adam, şu anda Dubai hükümdarı olan Şeyh Muhammed bin Reşid El Maktum'dur. İngilizlerin 7 emirlikten feragat ettiğine ve Dubai'yi bugünkü haline getirdiğine tanık oldu. Şehrin ilerlemesini hızlandırırken hayallerimizin ötesinde bir servet biriktirdi. Bugün Dubai'deki en zengin ailenin yaşam tarzına bir göz atacağız. Devam etmeden önce hiçbir videoyu kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve zil simgesine tıklamayı unutmayın. El Maktum ailesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai'deki yönetici ailesidir. Ve eşi benzeri görülmemiş bir yaşam tarzı sürdürürler. Dubai'nin şu anki hükümdarı ve başbakanı Şeyh Muhammed'in değeri 18 milyar dolar. Küresel bir yatırım holding şirketi olan Dubai Holdinglerini yönetiyor. Emirates Hava Yolları'nı kurdu ve Dubai Uluslararası Havalimanı ile El Maktum Uluslararası Havalimanı'nı yaptırdı. Dubai Uluslararası Havalimanı'nın 3. terminalinde vakit geçirecek kadar şanslıysanız, bunun lüks bir alışveriş merkezi ile otel karışımı bir yer olduğunu bilirsiniz. Bir spa ve hatta spor salonu bile var. Böyle bir portföy ile haklı olarak bir servet kazandı ve iyi yatırımları sayesinde Orta Doğu dışında da etkileyici bir mülk koleksiyonuna sahip. Monaco'daki La Belle Epoque çatı katının sahibi, 1625 metrekarelik 3 yatak odalı dubleks çatı katı, çifte kütüphane, geniş çatı terasları, sonsuzluk havuzu, sinema, dinlenme odaları ve yatağa dönüşen sandalyeler bulunan bir medya odasını içeriyor. Hatta güçlendirilmiş camlı ve güvenlik kameralı bir panik odası bile var. Bütün bunlar ve daha fazlası şey için 308 milyon dolara mal oldu ki bu muhtemelen onun için çerez parasıdır. Ayrıca İskoçya'da 63 bin dönümlük bir arsası var ve burada 16 yatak odalı bir misafirhane ile 14 yatak odalı bir malikane bulunmaktadır. Bu mülk 30 yıl önce 2,5 milyon dolara satın alındı. Bu da bugünün şartlarında yaklaşık 5,5 milyon dolar eder. Ayrıca İngiltere'deki Delham Hell malikanesini 60 milyon dolara satın aldı. Bu en sevdiği hobilerinden biri olan at yarışına girmesini sağladığı için iyi bir yatırımdı. Şeyh Muhammed'in atlar konusunda oldukça tutkulu olduğunu söylemek yetersiz bir ifade olacaktır. Cambridge'de okuyan genç bir adam olarak at yarışı izlemek için bilet parası bulamadığından sık sık öğün atlardı. Daha sonra at yarışları için 1996 Dubai Dünya Kupası'nı başlattı. Kendisi uluslararası safkan at yarışı ve yetiştiriciliğinde oldukça önemli bir isim. Bu yüzden dünyanın en büyük Derley Stud isimli haraya sahip olması sizi şaşırtmasa gerek. Derley Stud hemen Delham Hell Malikanesi'nin yanında Suffolk kırlarında bulunuyor ve ona maliyeti 500 milyon dolar oldu. Buna ek olarak Kentucky'de kurulan Gainsborough'un da sahibi. Başlangıçta burası kardeşi Şeyh Muhammed bin Reşid El Maktum'a aitti. Ancak vefatından sonra Şeyh Muhammed onu kendi harasıyla birleştirdi. Dubai'deki resmi ikametgahı 400 milyon dolar olduğu tahmin edilen Şeyh Muhammed Sarayı'dır. Dubai çerçevesinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıktadır ve şehrin silüetini oluşturan inanılmaz gökdelenlerle çevrilidir. Dubai'deki saat kulesini de tasarlayan Otto Blart tarafından tasarlanmıştır. Saray bakımlı, yemyeşil bahçeler ve tavus kuşları ile doludur. Dubai'ye giderseniz sarayı ziyaret edebilirsiniz. Ancak burada güvenlik oldukça sıkı olduğu için fazla yaklaşmayın derim. Şeyi arabasında ya da şehir içinde gezerken görmek o kadar nadir bir şey değildir. Onu veya oğullarından birine kraliyet ailesinin ve Dubai Polis Teşkilatı'nın gözdesi olan ikonik Mercedes G63 AMG'si ile gezerken sık sık görebilirsiniz. Bu araba yapılan özel modifikasyonlar hariç bile yaklaşık 260 bin. Şeyin aslında 100'den fazla araba koleksiyonu var ama bir Dubai kraliyetinden başka ne beklenir ki? Koleksiyon BMW, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Ferrari ve hatta bazı klasik arabaları içerir. Ayrıca 2017 Dubai Uluslararası Motor Show'da piyasaya sürülen bir otomobil olan Devo 16'da bulunur. Bu araba süper hafif ve yüksek mukavemetli bir karbon fiber gövdeden yapılmıştır ve 2.2 milyon dolar olduğu tahmin edilmektedir. 2020 itibariyle saatte 560 kilometrelik azami hızıyla dünyanın en hızlı arabası olduğu söyleniyor. Kelimenin tam anlamıyla sıfırdan inşa ettiği şehirde dolaşmıyorsa muhtemelen yatındadır. Andre Winch tarafından tasarlanan yat şu anda şeyin özel adalarının önünde tutuluyor. Yatta 10 metre uzunluğunda motorbotlar, 90 kişilik yemek odası ve 10 metrelik bir yüzme havuzu bulunmaktadır. Hatta bir sineması, 20 su bisikleti, bir denizaltı, yani bu yattan ayrılmak için hiçbir nedeniniz olamaz.
88 mürettebat üyesi ve 115 misafir kapasiteli bu 8 güverteli lüks gemi şeye 300 milyon dolara mal oldu. Elbette çocukları da bu lükslerin birçoğunun tadını çıkarıyor. Şeyh Muhammed'in 23 çocuğu var ve en büyüğü ülkede ve hatta tüm dünyada en popüler olanı. Dubai Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Reşit El Mektum şu anda Dubai Hükümdar Yardımcısı. Aynı zamanda Maliye ve Sanayi Bakanı ve net değeri 400 milyon dolar. Babası gibi Şeyh Hamdan da at yarışını seviyor. Ve 1981'de İngiltere'de ilk binicilik ağırı olan Shadwell'i kurdu. Şu anda dünya çapında düzenli olarak yetiştirilen 200 kısrak ve en iyi atlarla dolu bir çiftliğe sahip etkileyici bir araba koleksiyonu da var. Belki babasınınki kadar etkileyici değil ama kesinlikle ona yakın denebilir. Altın araba koleksiyonu tek başına toplam 59.6 milyon dolara ulaştı. Evet, yanlış duymadınız. Dubai Prensi'nin altın araba koleksiyonu var. 845 bin dolar değerinde bir Porsche 918 Spyder içeriyor. Ancak aynı arabanın altın haliyle milyonlara ulaştığından eminiz. Ayrıca genellikle 2 milyon civarında olan bir Lamborghini Aventador, yaklaşık 300 bin dolara satılan bir Mercedes G63 AMG, bir Range Rover Vogue, 2 Rolls Royce, bir Nissan Godzilla GTR, bir Bugatti, bir Ferrari'si var ve hepsi saf altından. Tabii sadece lüks arabalara ve yarış atlarına düşkün değil, hayvanlara yardım kuruluşlarını destekliyor, sık sık kan bağışında bulunuyor ve hatta Dubai'de yoga ve maraton gibi spor etkinliklerine katılıyor. Prens Hamdan Yardım Vakfı'nın da kurucusudur ve yurt dışındaki yardım misyonları için tıbbi tesislere 20 milyon doların üzerinde bağışta bulunmuştur. El Mektum ailesinin yaşam tarzı ne kadar gösterişli olsa da hala çok mütevazi bir giyinme ve davranma biçimleri var. Çoğu zaman herhangi bir koruma olmadan şehirlerinde dolaşıp insanlarla etkileşime giriyorlar. Başka bir ülkede, başka bir kraliyet ailesinin bunu yaptığını hayal edebiliyor musunuz? Bu elbette aynı zamanda ülkedeki güvenliğin ve insanların bu aileyi ne kadar çok sevdiğinin bir kanıtıdır. 2010'da Şeyh Muhammed 2021 vizyonu olarak adlandırdığı bir plan yapmıştı. Bu Dubai'nin yeniliklerini teşvik etmeye, gençlere istihdam açmaya, sağlık, eğitim ve bilimsel araştırmaya yatırım yapmaya odaklanan bir stratejiydi. Bu tür bir iş genellikle 20 yıldan fazla sürecekken Dubai'yi geliştirmek için neden bu kadar acele ettiği sorulduğunda insanlarımın şimdi daha iyi yaşamasını istiyorum, 20 yıl sonra değil cevabını verdi. Böyle büyük bir tutkuyla dünyanın en güçlü ve en zengin adamlarından biri olmasına şaşmamalı. İşte Dubai'nin en zengin ailesi böyle yaşıyor.